Yeter ya, yeter sömürdük. Yeter artık. Kana alıyoruz ya. Benim şu an kiram 10 lira. Aldığım para 7,5 lira. Ben artık hırsızlığa başlayacağım. Ya yeter artık ya, buramızdan düşün artık yani, yeter ya. Bu nedir yani? Geliyor peş peşe, ne durumda vatandaş alım gücü? Çok kötü oğlum, çok. Vallahi çok kötü. Bir emekliyle zor insan geçiniyor. Ne durumda emekli, ay sonunu getirebiliyor mu ya da ay ortasını yo, getirebiliyor mu? Yok yok yok, Allah çocuklara ömür verse, her çocuklar olmasa yemin ederim ayın 10'unda bitiyor. Eskiden anne babalar çocuğa bakar, şimdi çocuklar mı anne babaya bakıyor? He valla şimdi çocuklar bakıyor, Allah işlerini rast etsin. Kimse kimseye bakacak durumda. Bakacak durum mu kaldı kardeşim? Türkiye bitti. Ne kaldı ki, söyler misin? Neden bu hallerde bu cennet vatan? Neden, onu başımızdakilere soralım. Yani kira 10 lira. Askeri ücret 7,5 lira. Nasıl geçinecek insanlar? Ben bugün kanser hastasıyım. 5 tane film istedi doktor bana. Gittim filmimi çektirdim 5 milyar. 2,5 milyar parayla geçinilir mi? Sorayım size. Şu suyu aldım şimdi ya, 6,5 lira, insaf ya, insaf. Yani yeter artık ya, buramızdan düşün artık yani, yeter ya. Bu nedir yani? Ha, dün bir domates aldık, bir şey aldık, 500. Verdiğim para 7,5 lira para, insaf ya, insaf. Hani Allah korkusu yok diyorlar. Nerede Allah korkusu yok? Müslümanlığı sömürdüler. Ben kılmak istemiyorum. Ben Müslümanlığa inanmıyorum. Ben Müslüman değilim artık. Ben kılmak istiyorsam şu sokakta da kılarım. Doğru mudur? Ben Müslüman inanmıyorum. Ben artık kendimi gavur zannediyorum. Kendi ülkemizde ya gavurlu Araplarla yaşıyoruz ya. Markete gidiyorum, bir yere gidiyorum. Ay şu dolar diyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Dolar ne demek yani? Türkiye'de yaşıyoruz ya. Biz kendi vatanımızda el olduk ya. Harap, 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 Suriyeli. Allah belasını versin Arap'ın da Suriyeli'nde. Yeter ya, yeter düşman. Sen önce kendi halkına sahip çık. Ondan sonra Suriyeli. Suriyelilerin orada, burada Yeşilköy'de nargile içiyor, parasını alıyor. Karısını, çocuğunu getirsin. Kendi vatanına sahip çıkamayan insan bizim ülkemize mi sahip çıkacak ha? Sorayım size. Nargile içiyor, bir de çocuk doğuruyor. Niye biz kendimiz iş bulamıyoruz onların en iyi yerlerde, sorayım size. Neden? Ben geçen gün hastaneye gittim, kanser hastasıyım. Benim sıram yandı, Suriyeli dedi ben gireceğim. Ne münasebet dedim ya, ben gireceğim dedim. Ben orada kavgaya tutuştuğumda doktor içeriden çıktı, ne dedi? Bakanımız emretti dedi, öncelik onların dedi. Var mı böyle bir adalet? Sorayım, var mı böyle bir adalet? Yeter ya, yeter sömürdük, yeter artık. Kana alıyoruz ya, benim şu an kiram 10 lira. Aldığım para 7,5 lira. Ben artık hırsızlığa başlayacağım. Çalacağım, çarpacağım yani. Yetiştiremiyorum ya, yetiştiremiyorum artık. Çoluk çocuk ağlıyor, perişan. Hangi Atatürk'ün bıraktığı ülkeyi hangi çocuğa bırakacağız biz? Kaldı mı öyle bir ülke? Soruyorum, kaldı mı öyle bir ülke? Keşke Atatürk sağ olsa da görse bu günleri yani. Keşke sağ olsa. Atatürk gibi adam mı lazım abla Türkiye'yi düzelmesi için? E tabii ki öyle yani. Başka kim düzeltebilir ki bu ülkeyi? Sorayım size, kim düzeltebilir? Yine reisimiz sağ olsun. Başka bir şey demiyorum. Oy verdi mi abla? Verdiysem elim kırılsın. Hiç vermedim, aferin, vermedim de. Yapmışsın. Ama artık öyle demek düşüyor. İnsanlar korkuyor. Korktuğu için de reisimiz sağ olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Reis gibi yani, keşke daha dünyaya daha öyle bir reis gelsin de 20 sene daha yönetsin ülkeyi. Başka bir şey diyemiyorum. Çok iyi ya. Teşekkür ederim. Çok iyi ya. Vallahi billahi ya. Şu insanlar başka bir şey diyemiyorum ya. Yeter ki reis. Bir kaval al yeter. Bir kaval. Yani fazla bir şeye gerek yok. Sermayeye gerekmiyor ya. Kavalla devam et. Ne olacak? Bak işte. Sağ olsun. Kur korumalı. Ne güzel. Hem dolarımı koruyacağım orada. Yükselirse kâra geçeceğim, değil mi? Artı bir de faiz alacağım. O ne güzel. Hani faiz haramdı? He? Sen Erbakan'ın var ya, şeyi olamaz. Yalan mı? Erbakan dedi ama AK Parti'ye oy vermek, İsrail'e oy vermek dedi. Öyle dedi. Ama ne yapacağım? Millet böyle ya. Yapacak bir şey yok. Vatandaş. Bu milletin ahlaksızlığı var ya, dip yapmış, dip. Ahlaksızlık diz boyu. Haram yeme diz boyu. Helal yiyen var mı şurada? He? Var mı bir tane helal yiyen? Göstersene bana. Ne? Bu dükkanın kirası kaç para? He? Kaç para? 40 bin. Ne? 4 duvar. O adam ne yapacak? Ne yapacak o adam 40 bin lira kirayı verirken? He? Seni beni düdükleyecek. Doğru mu? Fahiş fiyata satacak. Boş ver ya. Bu ülke adam olmaz. Teşekkür. Vatandaş alım gücü.
Vatandaş uçuyor maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Nazardan nasıl sakın. Erdoğan açıklama yaptı? Ay'a gideceğiz dedi. Zaten gitti. Çift yollar yapılmadı mı? Yapıldı ya. Onun için zaten oyları aldılar. Uzaya yol yaptılar ya sen gör. Bilmiyor musun? Sen daha benden gelse benden daha iyi bilmen lazım. Peki nasıl, nasıl düzelecek bu cennet vatan? Bu cennet vatan vallahi böyle gidecek herhalde. Bunlar gitmedi sürece işi biraz da ciddi konuşalım düzelmez. Mümkün değil. Nasıl, sığınmacı sorunu var mı abi? Türk bulamıyoruz artık. Sığınmacı sorunu var. Maalesef onlar Türkiye'nin başına bela olacaklar. Maalesef. Yani kimsenin can güveni yok. Bak bir kişiyle tartış. Onlar bir bakıyorsun 20-30 kişi birden toplanıp geliyorlar. Maalesef yani durum hiç iyi değil. Nasıl düzelir? Çare ne abi? Tek çare bunların gitmesi. Başka değişim şart. Değişim şart. 21 senedir sorunun kaynağını yaratan adamlar sorunu çözemezler. Mümkün değil. Bunların gitmesi lazım. Ama maalesef de millette cellatını aşıp bir şey yapamıyoruz. Ne yapamıyoruz işte. Onların yüzünde biz de çekiyoruz. Teşekkür ederim. Alım gücü, akaryakıta zam geliyor. Oho şıkır şıkır oynuyor millet. Her akşam dans ediyorlar. Maşallah. Öyle bir durumdayız yani. Vallahi yukarıdakiler ne sorun ne durumda olduklarını bize sormanıza gerek yok. Yukarıdakiler diyor şahlanış dönemine gireceğiz diyor. Şahlanış mı niye? Osmanlı'da mıyız yani? Cumhuriyetle yönetiliyoruz benim bildiğim. Şahlanış dönemi neymiş yani? Yani öyle bir dönem yok bir kere. Böyle bir yanlış mantık konuşması bile mi yanlış yani? Peki neden bu cennet vatan bu hallerde? Bu cennet vatan niye bu hallerde? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Oy atanlara soracaksınız yani şu anki iktidara oy atanlara soracaksınız niye bu hallerde olduğunu. Ben vicdanen şu anda rahatım. Ben geçen gün benim YouTube bir tane bir bayan bana uzattı mikrofon. Ben o kanala konuştuğumu konuştum. Ekmek 100 lira olsun diye açtığınız zaman telefonunuzda belki vardır. Ben orada gerekenini söyledim. Ne ektiyse millet şu anda onu biçiyor yani. Ve inanın ben şu anda hani ekmek 100 lira olmuş, 200 lira olmuş, 500 hiç umurumda bile değil. Çünkü daha beter olsunlar yani. Kim oy verdiyse o daha beter olsun. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Ondan sonra hani ben ama şunu söyledim. Bana kalkıp da birisi yarın öbür gün hani iktidara oy verenlerden bir tanesi bana yakınıp da işte bu niye zam, bu niye zamlandı falan dediği zaman da ben ona söyleyeceğimi çok iyi biliyorum yani. Ben ona söyleyeceğimi çok iyi biliyorum. Hiç kimse yakınmasın. Eğer oy attıysan çeksin cezasını. Şu anda var ya şu kiralar kaç lira şu anda sizce? 15-20 liradan başlıyor. Valla az bile 30 bin lira olması lazım normalde. Olacak abi sıkıntı yok. 30 bin lira olması lazım normalde yani. Şu bak şu dükkanlar kaç lira kirası şu anda? 40 bin lira var. 100 bin lira olması lazım. Az bile yapmışlar yani. Ya bir insan 20 sene olan bir iktidarı tamam seçersin. Ya 5 sene daha vermenin bir anlamı yok. Kalkarsın başkasına bir 5 sene verirsin. Tamam mı? 5 sene sonra dersin ki kardeşim size verdik ama sizde olmuyor. Gene eskisine dönersin. Hani 5 sene denersin. Ama eskiden mesela bu Süleyman Demirel'ler, Turgut Özal'lar, Mesut Yılmaz'lar, Tansu Çiller'ler, Bülent Ecevit'ler bunlar geldikleri zaman tencereyle, ekonomiyle gelip giderlerdi. Şimdi insanlara şöyle bir bakıyorum. Hiç ekonomi umurunda değil. Adam bir tutturmuş şu gelirse din elden gidecek, şu gelirse kitap elden gidecek, şu gelirse Kur'an elden. Ya benim dedem, benim babaannem, benim büyüğüm, benim Ahmet eniştem, benim ninem, benim teyzem kim anı? Yani şu anki iktidar olmadan da namaz kılıyordu. Camiler vardı yani. Onlar mı Müslümanlığı yaymışlar? Böyle bir mantık olmaz yani. Neymiş eğer şu gelirse işte gene kızlarımız üniversitelere giremeyecekmiş bilmem ne falan. Ya bu artık bitmiş. Bu artık biz kapattık o sayfayı. Şu anda gerçekten milletin hali perişan. 11 bin lira askeri olmuş bir ülkede. Sizce ne olabilir yani? Yani şimdiki sorduğunuz baştaki soruyu ben size sorayım. Siz empati kurun bakalım. Ne olabilir yani? Sen 11 bin lira alsan ne yaparsın kardeşim ya? Bir de çoluğun çocuğun varsa ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Onun için yani kim ne verdiyse o çeksin karını. Benim için o hiç umurumda değil bile. Benim rahmetli babam ölmeden önce şunu dedi. İnşallah bu millet dedi ekmeğin 100 lira olduğunu görür de dedi. Ama ben göremeyeceğim dedi. Kendisi görmedi. Ama gerçekten ekmek 100 lira olsun yani. Teşekkür.